Süper Lig'de ilk devre sonunda son sırada Aksaray Belediyespor var. Zaten ligin yeni takımlarından birisi ve hani ilk böyle ligin başlarında da görmüştük ki kadro kalitesi biraz Süper Lig'in altında kalmış gibi gözüküyordu. İyi futbol oynamaya çalışan bir takım vardı ama dediğim gibi bunlar puana dönüşmediği müddetçe zaten aynı şeyi de teknik direktör Hamza Hamzoğlu da aynısını söyledi. Yani önümüzdeki devre için beklentileri olduğunu söylüyorlar. O yüzden ilk devreden biraz daha farklı olacağını söyleyebiliriz. Zaten muhtemelen kadroda takviyelere ihtiyaçları var ki hakikaten bu ihtiyaçlar gözüküyor. Bazı bölgelerde mutlaka Süper Lig seviyesinde, kalitesinde oyunculara ihtiyaçları var. Akhisar Belediye'nin hani olumlu yanı deplasmanlarda biraz daha iyi olmuş olması, oynamış olması ki bu da çok çok iyi değil. Yani 8 puan almışlar. Onlar açısından kötü istatistik ve bence değişmesi gereken istatistik, iki tane istatistik var. Bir tanesi çok az gol atmışlar. 11 golden fazlasını atmak zorundalar Süper Lig'de kalmak istiyorlarsa ve her şeyden önce iç saha maçları çok önemli. İç sahada henüz galibiyeti yok ki bu çok çok kötü bir istatistik. Bunu değiştirmedikleri müddetçe, iç sahada maç kazanamadıkları müddetçe bu sıralardan yukarılara çıkmaları zor. Zaten Süper Lig'in deplasman karnesine genel anlamda baktığımızda deplasmanda puanlar toplamak çok çok kolay gözükmüyor. Aksaray Belediye açısından da bu daha da zor olacaktır. O yüzden iç sahada kazanmak zorundalar. Onun dışında ne yazık ki Aksaray Belediye'nin ligde kalması, tutunması çok zor olur. İç saha performansı ve gol anlamında daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Bu iki kötü istatistiği değiştirmedikçe Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmaları zor gibi gözüküyor.